Efendim? İyi günler. İş başvurunuz için aramıştık. Görüşme için adres ver. Yanlış numara. Ama başvuruda bu numara yazıyordu. Canım yanlış numara. Hadi, hadi. Ay nereden buluyorlar numaramı anlamıyorum ki böyle sabah akşam yanlış numara. Ay, ay, ay. Nereden geliyor Bora'nın başına bütün bunlar? Yani böyle videolar midiyorlar. Yani evli olsa bir çocuğu olsa bunlar olur muydu? Olmazdı. Ama şekerim ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Neye? Babasıyla arasının o kadar bozuk olmasına. Yani babasını kucağına şöyle bir sorun verseydi ben kocamı tanırım. Erkenleri suya indiriverirdi. Bütün evin hakimiyeti de beni bilime geçerdi. Ben de seninle zaten bu meseleyi konuşacaktım. Bu Bora'nın aşk evi şu üç gün içerisinde hiç olmadığı kadar açık. Boş versene sen. Bora aşk kapısını falan açmaz. Bak bundan bir yıl önce bir kızdan söz edecek oldum. Bana öyle bir baktı ki. O günden beri ağzım bile açamıyorum. Kraliçem. Ben o işi hallettim. Ne diyorsun? Şurayı görüyor musun? Görüyorum. Bu Bora'nın aşk ve evlilik evi. Yavrum benim. Peki burayı görüyor musun? Görüyorum. Bak nasıl da kesiyor Bora'nın haritasını. Sahiden böyle kesiyor. Kimmiş o kız? Bak bakalım o 27 yazıyor orada. Tuğçe. Tuğçe. Bizim Tuğçe mi? Hı hı. Boş versene sen Tuğçe'yi. Ben hiç hoşlanmam o kızdan. Aman sanki başka şansım var. Efendim? Sultanım, yani şurada gözün önündeki kız. Hem nasıl da kesişiyor bak haritaları. Ay o Tuğçe yıllardır oğluma aşık. Çocuk isteseydi çoktan olurdu. Boş versene Tuğçe'yi, Tuğçe'yi. Sultanım, bu ne biliyor musun? Ne? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Venüs müymüş? Nokta bu be. Venüs. Peki biliyor musun bunlar bir daha nasıl böyle bir hizaya gelecekler? Tam 300 yıl sonra. 300 yıl? Ya yani demem o ki şu 3 ay içerisinde Bora'yı evlendirdin. Yoksa bir 300 yıl beklersin. Artık o zamana kadar turşusunu mu kurarsın, mumyalatıp piramide mi kaldırırsın ben karışmam. 300 yıl diyorsun ha? 300 yıl. Abla, eniştem nerede? Az önce Zafer Bey ile çıktılar. Akşam yemeğe geliriz dediler. Neyse halim. Çıksın Falim. Hadi bakalım. Belmamız, kapatmayacak mısınız? Ay ben inanmam öyle şeylere. Ay biz de çok inandığımızdan değil de eğlencesine işte. Ya ben anlamam da zaten hiç. Kız Belma Hanımcığım ölümü görün kapatın kız benim hatırım için. Bak burada telvinin uzmanları bizler varız. Kapatıverin canım. Ay kapatayım bari o zaman. Nasıl yapıyorduk? Şöyle. Neyse halim çıksın falim diyeceksiniz. Neyse halim çıksın falim. Hadi bakalım. Ferah kahvelerimiz olsun. Anlamayana gel. Kafasının üzerinden tur attırdı. Şunu da koyalım da çabucak soğusun. Aa, ay tutmuş bu. Aa. Vallahi dileğiniz neyse çabucak gerçekleşecek Belma Hanımcığım. Hadi inşallah. Şey aslında ben dilek tutmamıştım bilmiyorum ya bu yüzden. Ay hanenize güneş gibi biri doğuyor. Bakın şu kızı görüyor musunuz böyle? Bak uzun saçlı, renkli gözlü. Aa, bak şu mu? Evet, evet o. Aynen. Yüzü ak. Alnı ak, niyeti temiz. Helal süt emmiş bir kız. Oturmasını kalkmasını iyi bilen bir kız. Maşallah 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 ablacığım ya. Kahve fincanı değil mübarek HD TV. Nasıl gördün kız sen önce şey fincan? Görürüm ben görürüm. Baksana ortada. Maşallah çok güzel kız. Bir de ver bakayım ben bana bir ver. Ver bana abla bir ver. Bakayım fincanı. Bakayım kız ne? Kız değil o. Kız değil kuş bu.
Kuş, tabii kuş bu. Bakın kuş, uçan kuş. Tabii kuş berekettir. Bereket demektir. Hanenize bereket gelecek. Gerçi artık daha neresine bereket gelecekse bu hanenin onu da bilmiyorum ya. Kuşmuş değil Yasemin o. Gün gibi ortada görmüyor musun güzelim kızı? Ben bilirim. Karıştırma, ilan mı kaçırıyorsun? Sus. Ay, resmen hanenizin nüfusu artıyor Belma Hanım. Bizizdir o. Biz geldik ya, misafir olduk size. Ondan nüfus arttı hanede. Bizizdir o. Ay, Bora nihayet evlenecek inşallah. Hadi Allah'ım. İnşallah. Ay bak, Allah söyletti. Yemin ediyorum Allah söyletti. Ya. Görüyor musunuz? Başka ne görüyorsunuz fincanda? Ay, içiniz sıkılmış sizin. Bir sıkılmışsınız, bir sıkılmışsınız Belma Hanımcığım. Patlayacakmışsınız neredeyse. Bildi. Vallahi bildi. Bildi vallahi. Ama geçiyor. Hepsi geçiyor. Hadi inşallah. Ay çok güzel, çok güzel. Maşallah. Aydınlık ferah fallarınız olsun inşallah. Ferah fallarımız olsun. Hatta ben bunu yıkayayım. Çünkü fal çok güzel çıktı. Yıkayalım ki hemen gerçekleşsin. Alalım güzel haberleri. Ben de yardım edeyim ablama. Ablacığım. Bana bak abla. Fal bakma, ayağına ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Vazgeç bu sevdadan. Karışma sen benim işime. Ay. Sultanım, yetiştim, yetiştim. Ne oldu telefonda böyle sesin? Çok endişeliydi. Ah Evrenciğim. Ya sinirlerim harap oldu. Biliyor musun? Elif, Adan'ın ailesini burada, bu evde esir tutuyor. Adan'ın ailesi? Evet. Bora'nın sekreteri Adan. Evet. Ne yapacağımı şaşırdım ben Evren. Tamam, tamam sultanım. Sen şimdi sakin ol. Ay. Sakin ol. Bak, sen hiç merak etme. Şimdi... Önce güzel bir nefes egzersiziyle başlayalım. Seni bir rahatlatalım. Ondan sonra konuşuruz. Tamam mı sultanım? Gevşe, 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 gevşe. Sal, 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 sal. Al nefes. Bir, iki, üç, dört. Ver nefes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Çok güzel. Şimdi tekrar al nefes. Bir, iki, üç, dört. Tut. Ay, nefes çok bastı beni. Öznesi. Kim bu kadın? Evren ben. Yasemin ben de, Adan'ın... Ablası. Ay. İlahi. Teyzesi. Hayatta inanmam. Orada bir şey oluyor ama... Nerede? Vallahi şu tarafta bir şeyler oluyor. Boş ver edebilirsiniz ama. Kadın gidiyor. Kadın gidiyor. Sultanım. Ver, ver, ver nefesini. Ver, ver, ver. Allah. Kız selam, maşallah maşallah. Bu şehirde güzel kızlar varmış. Ama benden güzelim. Benden hareketim. Yasemin abla. Kim o, nerede? Hani Yasemin abla? Anam. Kız. Selin. Senin ne işin var burada ya? Kız olsa senin ne işin var burada? Yasemin abla, doğruyu söylesen yoksa adanın yerine işe mi girdin? Hı? Kız benim buraya gelmemin bir sebebi yok ama artık bir bahanesi var. Neymiş o bahane? Kız sensin. Gel buraya. Kız bana bak. Evren var ya, adanın iş arkadaşı. Ha, ne olmuş ona? Bildin onu. Aa, dur bak bakayım sen bana bir. Doğruyu söyle yoksa aranızda bir şey mi var? Kız yok, ne alakası var? Hani sonuçta kısmet bu işler. Hani gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Oh, ata da bindin yani artık. Kız ben o ata üç kere bindim. Üç kere o at beni sırtından böyle tepikledi attı. Yasemin ablam, pardon.
kız, niye üzülüyorsun? Üzülme. Sen vazgeçenden yana, pes edenden yana üzül. Bak bana, ben burada taş gibi, ayakta dağ gibi duruyorum. Korkmuyorum, yürüyorum kısmetime doğru. Dört nola koşuyorum. Kız bana bak. Sen niye buradasın? Yoksa sen de mi adamın yerine işe geldin? Ha? Yani Yasemin ablam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha çok Bora Bey'in kuzenine çalışıyorum. Köfte or seni. Yürü düşürüme. Aferin benden bir şey. Yürü düşürüme, benden bir şeyler öğrenmiş. Bak görüyor musun hınzır kızı? Gördüğün gibi Selin'cim. Yani burası bir iş yerinden fazlası. Adeta arı kovanım. Büyük bir orkestra. Sen de onların şeflerisin herhalde. Yani. son grafikler bunlar mı? Sayfa düzeni bu Ali Bey. Güzel. Düzenli olsun. Düzenli bir sayfa olsun istiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Gülşen Hanım, son dataları bir saate odama istiyorum. Tamam Ali Bey. Tabii ki tamam, tabii ki tamam. Ali. Efendim. Siz Bora Bey'le kuzendiniz değil mi? Evet, evet kuzen. Hatta kuzenden fazlası dost, arkadaş, kardeş, hatta sırdaş. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmaz, her şeyi biliriz yani. Küçüklükten beri birlikte büyüdüğümüz için çok yaşanmışlık var. Yani bazı sırlar var bizimle mezara gidecek olan. Ne gibi sırlar? Sır tutabilir misin? Tutabilirim herhalde. Köstebek var da içimize sızmış olan. Yani uzun zamandır onun peşindeyim. Yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Kim? İşte yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Ha, pardon. Bir kahve içelim. İçelim. Öncesinde bir odamı göstereyim istersen. Tamam, hadi. O büyük fikirlerin, bu zihin şeyinin çıktığı yer ya. Burası işte, evet. Demek burada oluyor onlar. Tabii ki, tabii ki. Of. Demek ki beni görmeden gidecektiniz. Selin var adanın arkadaşı, belki bilirsiniz. Yasemin ablacığım dedi, benim şirkette bir işim var, bana işlik eder misin dedi. Ay ben gelemem. Ay yalvardı, yakardı, ısrar, kıyamet. Kabul ettim hani, öyle üstüm başım ev haliyle de çıktım. Çok hazırlık da şey yapamadım. Öyle geldim işte onunla. Bana söz ver. Ne sözü pardon? Beni görmeden gitmeme sözü. Ah, tamam. Bu arada adayla aramız çok iyidir bizim. Ya aramızdan su sızmaz. Diyeceğim o ki şöyle bir gün bir yemeğe çıksak, dışarıda buluşsak. Aa şey tabii ben bakarım bir iş yoğunluğuma. Hani ona göre şey yaparız, ayarlamaya çalışırım. Hani bakayım abi. Pek bir tatlısınız, pek boşsunuz. Kim? Adı Pervin miydi? Ha Pırıl, Pırıl. Adı Pırıl'dı bunun. Yani burada böyle getir götüre bakıyor. Anlayacağız, sekreter. Böyle pek bir memnuniyetsiz böyle bir... Yani kötü bir enerjisi var. Zaten enerjinin E'si bile yok bunda. Ya geçen bir şey istedim. O da iş uzadı da uzadı. Hadi bırak dedim, boş ver deyince de herhalde ona bozuldu. Bütün tavrı bu. Ay boş ver. Hiç bu tarafa bak. Gelip alayım mı seni? Ya yok. Ben kendim gelirim. Ya şey, yolun başına kadar yani, o kadar. Ay ya, tamam yolun başından al bari. Yalnızır şey seni ya. Seninle konuşunca elim ayağım birbirine giriyor. Hadi, hadi görüşürüz o zaman. Canım. Ceket burada. O da bana çok yakıştı ama kız. Baksana şunu. Evren. Ya ama sen bana öyle bakarsan ben ne yaparım? Nasıl bakıyorum? Ya şey gibi bakıyorsun işte. Ne gibi? Sanki insanın içini görüyor gibi. Böyle gizli saklı ne varsa ortaya çıkarıyor gibi. Gizli saklı ne var ki? Ya, ya Evren. Evren. Efendim? Evren. Adım mı çok güzel,
Yoksa sen söyleyince mi böyle çok daha güzel oluyor bilemedim. Devrem, sen yok musun? Sen buraları boncuk sıkışmış. Evren. Efendim. Ben sana bir şey soracağım ama seni kırmaktan korkuyorum. Sor tabii. Şimdi senin saçın böyle çok güzel. Sana çok yakışıyor. Ama bu sarılık falan niye? Sana bir sır vereyim mi? Ay, bayılırım sırlara. Bunların hepsi numara. Aa. Bu tarzım, imajım hepsini ben uydurdum. Nasıl yani? Neden? Yasemin, benim zor bir hayatım oldu. Annem, babam ben küçükken boşandılar. Ninem büyüttü beni. Ya. Annesiz babasız büyümüş çocuklar hep özür diler gibi yaşarlar. Herkesten, her şeyden özür dilerler. Kendilerini hep vermek zorunda hissederler. Bir parçacık sevgi, birazcık ilgi görünce kendilerini yakacak kadar ileri giderler. Sevmek öğrenilen bir şey Yasemin. İnsan sevilerek öğrenir. Seni ilk seven annem babandır. Onlar da sen küçükken terk edip gittilerse hayatta bir şeyler hep eksik, hep yarım kalıyor. Benim gibi. Mesela Ada gibi. Bu eksikliği, bu yokluğu tamamlamak için hep bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ve en çok da yanlış yaparsın. Biz Ada'ya bunu hissettirmemek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Eminim ki yapmışsınızdır. Ama onca şeyi yaparken Ada'ya da bir mesaj vermişsinizdir. Yani istemeden verdiniz bir mesaj. Nasıl yani? Ne mesajı o? Bunları yapıyoruz çünkü annenle babanın yokluğunu sana hissettirmemeye çalışıyoruz. Bizim gibi çocuklar en çok iyi niyetlerinden vurulurlar. Yani ben de öyle oldum. Yarı aç, yarı tok bitirilen bir üniversite. İş yok, güç yok, para desen o da yok. Ben de düşündüm, taşındım, dedim ne yapayım, hadi bilet aldım, Antalya'ya gittim. Dedim ki orada işte garsonluk yaparım, barmenlik yaparım falan. Tesadüf bu ya, yani yol arkadaşım bir medyummuş. Yoksa ben zerre anlamam böyle astrolojiden, tarottan falan. Ne öğrendiysem ben ondan öğrendim. Bu saçım bile ondan. Yani anlayacağım bir iş tutturduk, gidiyoruz böyle. Evren. Efendim? Sana bu medyumluğu öğreten arkadaşının adı neydi? Metin. Niye? Şimdi ben seni öpmek istiyorum ama Metin araya giriyor. O zaman sen de yarın Evren'le tanış oldun. Evren yarın gelir mi ki? Hem de koşa koşa. Günaydın, günaydın. Evren Bey, siz misiniz? Ta kendisi. Abi, günaydın. Sana da günaydın dostum. Ne olmuş sana böyle ya? Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bora Bey yeni asistan olacak.
Onunla ilgileniyoruz. Oo, desenize bugün hareketli bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Ne oldu? Meltem işe girdi. Artık Bora ile Ada arasında etten değil, çelikten bir duvar var, kimse aşamaz. Oh, çok şükür, çok şükür. Peki sizin şu evden ayrılışınızı ne zaman konuşacağız? Ben halledeceğim Belma Hanım. Aklımda barberin bir fikir. Merak etmeyin siz. Yani, neyse, şu Meltem işine yerleşsin bir, onu sonra konuşuruz. Yalnız Evren çok haklı çıktı. Ay. Evren mi? Evren. Tanıştın ya, buraya da geldi hani, astrolog bizim şirketten. Ne olmuş ona? Evren benim sağ kolumdur. Bora'nın evlenebilmesi için bir astrolog haritası açtı. Ve orada tek şansımın Tuğçe olduğunu söyledi. Rüzgar'la Bora'yı kıskandırma fikri de onundur zaten, sağ olsun. Yalnız biliyor musun, o Ada'dan hiç haz etmez, nefret eder hatta. Ya. Ne oldu? Yok bir şey ya. Ay neyse, ben üstümü değişeyim, sonra şu sizin evden ayrılma meseleniz için bir plan yaparız. Tamam mı? Tabii. Gerçekten de göründüğün gibi biri değilmişsin Evren. Yazık. Çok yazık. Evren benim sağ kolumdur. Rüzgar'la Bora'yı kıskandırma fikri de onundur zaten. Vay be. Demek benim gülümün bahtına taş koyan senmişsin ha Evren. Vay be. Vallahi Allah. Çok sevdim. Çok sevdim, bahtımdan ayırdılar. Okumak istedim, okumak istedim. Ortadan ayırdılar. Ayrı kaldım ben senden, memleketten, gülümden. Çok sürmez, ayrılırım ben senden. Ayrılırım ben senden. Ayrılırım ben senden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evrenciğim. Ay hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay niye böyle giyindin? Kıyafet balosuna falan mı gideceksin? Bundan sonra üstüm başım böyle benim. Ne var ne yok, kimler var? Ay neden öyle konuşuyorsun sorgu memuru gibi? Neyse geç, geç bahçeye otur. Birazdan kahve yapacaklar, hem fal bakarsın. Misafirleriniz nerede? Ben rahatsızlık vermeyeyim onlara. Aa, Evren alemsin yani. Peki tamam. Meltem'le Nergis Hanım'lar bahçedeler efendim. Diğeri de mutfakta.
Şekerim. Benim böyle bir dilim damağım kurudu. Ben bir su içip geleyim. Ay dur. Hanife. Lütfen Evren Bey'e bir su getirir misin? Yok, yok. Gerek yok. Şimdi benim enerjim bu aralar çok karışık. Onun için böyle kimsenin elinden benim su içmemem gerekiyor. Ben gideyim kendim için. Olur. İyi hadi. Hadi. Telefonlarımın çıkmayarak benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ne işin var senin burada? Yasemin, sen nereye gidersen git ben oraya savruluyorum. Farkında değil misin? Hiç mi bir şey hissetmedin bana karşı? Hissetmiştim. Hissetmiştim evet ama artık hiçbir şey hissetmiyorum. Neden? Ben sana inanmıştım be. Ben sana inanmıştım. Ben sana her şeyi anlattım. Piyasa böyle dedim. Sen benim içimi biliyorsun. Bak, tüm saflığımla karşındayım işte. Yok, olmaz. Olmaz bak. Israr ediyorsun. Etme, olmaz. Senle ben bir arada olamayız. Yok, olmaz. Doğru söyle, bana başkası mı var? Ben de ne zaman anlayacaksın diye merak ediyordum. Sonunda anladın. Evet, başka biri var ya. Kendisi Bursalı bir kumaş tüccarı. Biz çok yakında evleneceğiz. Sen doğruyu söyleyemediğin için yalan söylüyorsun. Hani yüzük nerede? İşte burada. En güzel, en özel yerimde sakladım, kalbimde. Kahve yaparken kaybolmasın istedim, yüreğime sakladım. Al, yüzük burada. Hı? Sana yalan borcum mu var ha? Al bak işte burada. Ya durdun durdun, bunca sene nereden çıktı şimdi bu? Sen bana evde kalmış mı demek istiyorsun? Ha? Ne demek istiyorsun sen bana ha? Eniştemin akrabası bu. Bursalı kumaş tüccarı olan. Genç kızlığımdan beri benim peşimde koşardı da ben pek fazla yüz vermezdim ama baktım. Dünyada dürüst, güvenilir, ahlaklı, yalan söylemeyen, arkadan iş çevirmeyen adam kalmamış. Ben de dedim ayağıma gelen kısmeti tepmeyeyim dedim. Evren! Evren burada gel. Evren. Acil yardımın lazım. Şu Meltem belasından kurtulmamız gerekiyor. Hadi gel yürü. Yürü. Oo. İçin için. İçin de bir kahve falınıza bakayım. Benim kahve falım meşhurdur. Berna Hanımcığım bilir. Aa. Ama şimdi burada tarot ustası varken bence kahve falına bakmayalım. Ne tarotu canım? Benim burada gül gibi dillere destan kahve falım dururken tarot da neymiş? Evrencim ne diyor kartlar? O kadar derin, o kadar yüce, o kadar 40 yılda görülen bir şey ki bu gördüğüm benim. Aa, merak ettim neymiş o? Sevda bu. Sevdanın ta kendisi. Birbirine geç kalan ama birbirini erken kaybedenlerin sevdası. Ay Evrencim, Serde ayrılık mı var diyorsun yani? Serde kesinlikle ayrılık var. Bence öyle gördün değil mi Evren? Bence de. Kesin ayrılık bu, ayrılık. Kesinlikle. Ruh eşlerinin biri dünyanın öbür ucuna da gitse, diğeri onu unutmaz. Unutamaz. Hmm. Hayatımda da biri yoktu aslında. Tatlım. Ay belki vardır da sen fark etmiyorsundur Meltemciğim. Ay. Bu ne biçim fal böyle canım? Hayır, benimki en azından daha açıklayıcı, ayrıntılıydı. Değil mi Yasemin? Kız, sen niye iki büklüm oldun öyle Yasemin? Ne karın ağrın var senin? Şey abla, sıcak. Çok sıcak. Evet, bence de. Ayrılık mayrılık yok.
Diyeceğim o ki bunu herkes kafasına iyice soksun. Öyle araya girmeye çalışan çul çaput meraklıları da boşuna sevinmesinler. Evrencim, ne yapıyorsun sen acaba? Ne bu böyle weird konuşmalar, bu giyim tarzı, ne yaptığını zannediyorsun? Ya sana Meltem'den kurtulmamız lazım diyorum. Sen kıza ayrılık yok diye tarot baktın. Beğenmedin mi? Bir de soruyor musun? Beğenmedim tabii ki. Saçmalıklarını planımızın içine ettin. İyi. Bundan sonra kendi tarotuna kendin bakarsın. Gıcık gıcık insanlar var bu şirkette. Gıcık gıcık yani. Selin Hanım. Ay. Ha? Ali Bey. Abi. Korkuttunuz. Aa, yabancı mıyız canım? Niye korktunuz? bugün günlerden ne? Salı. Salı, evet, doğru, bravo. Salı ama nasıl bir salı? Vallahi çok güzel bir salı. Yok. Kötü bir salı? Hayır. O zaman güneşli bir salı. Şöyle düşünelim. Senin için böyle önemi olan, senin için önemli bir gün, hatırlaman gereken bir şey olan bir gün. Öyle bir salı. Ali ya, doğalgaz faturamı unuttum. Allah kahretsin, yine unuttum ödemeyi ya. Kesmesinler ya, lütfen. Onu hemen öde, keserler çünkü. Direkt kesiyorlar. Benim kestiler mesela şu anda. Buz gibi oldum. Doğalgaz diyor. Ay, bizle ilgili bir şeydi değil mi? Neyi unuttum yine? Ha? Ali, vallahi kafam o kadar dolu ki özür dilerim yani. Bir asistan tutsam kendime yeri. Ada yakında istifa eder. Onu asistan olarak alabilirsin. Çok ayıp. Hayır, öyle şaka olarak dedim ya. Hani o sürekli şey yapıyor ya. Ha? Gülmemem lazım, çok ayıp. Buna gülmemem lazım. Şaka olarak düşününce komik. Değil mi? Zamanla demleniyor çünkü. Sen de kahveyi yapıyorsun, zamanla demleniyor ya, onun gibi düşün. Ya sen onu bırak da bugün özelliği ne, onu söyle bir. Hazır mısın böyle bir şeye? Hazırım. Bir hazırla. Tamam. Evet. Evet. Bugün ikinci hafta dönümümüz. İkinci hafta dönümümüz mü? Gel. Gel. İkinci hafta dönümümüz. Tabii şok oldum değil mi? İnanamadın ikinci hafta dönümümüz olduğuna değil mi? İnanamadın. Vallahi. Evet aşkım. İki hafta oldu gerçekten. Nasıl değil mi? Zaman nasıl hızlı geçiyor? Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır canım, iki hafta. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle düşündüm ben. Sahile gideriz, biraz yürüyüş yaparız. Daha sonra da yürüyüş yapıp acıkacağımız için yemek yeriz diye düşündüm. Olur. Nasıl olur? Ne güzel olur diyorsun sen ya. Bir daha da bakayım, olur. 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 Hayır, böyle olur. Olur dersen, olmayacaksa da olur bu arada. Hay. Ha, hey! Ne oluyor? Sizinle geleyim mi? Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Sahile gidiyoruz biz. Sahil olur. Olmaz, olmaz. Bak mesela sen de olur diyorsun, o da olur diyor. Seninki ne kadar güzel bir olur. Evreninki yavan, çiğ bir olur. Ya belki bir derdi vardır. Nerede bu ya? Kedi gibi motora falan mı girdi acaba? Ne olursun sizinle geleyim. Ben çok dertliyim. Çok yalnızım. Ali gelsin ya. Benim aklım takılır şimdi. Üzülürüm zaten. Gelsin. İyi. Gel. Ben koltuğun ayarıyla falan oynayamam. Böyle şey yok, kullanabiliyorum. Yok. Önemli değil. Hayret bir olay ya. Of of. Arıyorum, arıyorum. Açmıyor. Hadi diyorum ki meşguldür, belki bakamıyor. Ben de mesaj atıyorum ona. Evet. Önce tek tek, sonra ikinci tek. Hadi mavi, mavi olur derken iletildi. Sonra üstte Yasemin yazıyor mu? Ama yazmıyor. Ne yaptım ben ona? Söyleyin, ne yaptım? Evren Bey, yapmayın böyle ya. Zaten Yasemin abla öyle biri değil ki. Onun işi vardır. Döner o sana yarın. Belki diyorum ki bir böyle gülen yüzlerden atar. Yok. Hadi iki nokta üst üste kapa parantez. O da yok. Halbuki ben onunla koca bir parantez açtım. Böyle büyük büyük harflerle Yasemin yazdım. Ha.
Artık o büyük büyük harflerle işte Yasemin falan onlar hep olur. Evren aramıza hoş geldin. O ne demek? Şimdi bu hani sen daha önce böyle değişikti giyim tarzın şimdikinden değişikti. O şey falan da değişikti. Şimdi bu kıyafetleri falan giyince sana böyle bir eril bir enerji gelmiş. Ne alaka ya? O yüzden böyle acı yapıyor. Bu kıyafetler acı yapar. Ay saçma olma hadi. Böyle enerjiye inananları ötekileştirmiyorsak. Yani haydi. Ama haklı olduğum bir şey var. Vallahi ne? İçim acıyor. Hem de çok. Sen şimdi acıdan dolayı böyle frekansların, o dalgalar, titreşimler falan değişmiş sende. O yüzden bir gidip şu sahilde tek başına orada böyle bir Ali. Nefes egzersizi, çakra açma falan yaparsan iyi gelir diye düşünüyorum. Tek başına gidersen, uzaklaşırsan buradan, oraya bir gidersen iyi gelir diye düşünüyorum. Kimse beni istemiyor. Hayır, çakra için dedim. Oğlum çakra için diyor. Ne yapıyorsun ya? Adamı ağlattın. Çakranı aç diye dedim. Evren, çakranı aç diye. Hani böyle bazen birini görürsün uzaktan. O an, işte o dersin ya. İnsanın hayatında karşısına bir kez çıkacak bir şey. Evet, o bazen olur. Bu durumlarda mesela bizim de aramızda öyle bir his alışverişi var seninle. Onu bilmiyorum, biliyor musun? Biliyorsundur. Şimdi bir his aktarımı yapmaya çalışıyorum onunla da. Çünkü belli bir süre doldurduk biz, uzun bir süre, 2 hafta gibi. His aktarımını yapamıyoruz. Hayır. Kimse beni istemiyor. Aa. Yani böyle acılar düğüm olmuş, boğazıma oturmuş. Ay yok ya, yok öyle bir şey. Kim istemiyor seni? Yasemin'in. Yok. Yok, boş ver sen. Yok ya, Yasemin falan yok. Unut. Unutun Yasemin. Ay benim tatlı kestane şekerim Ali. Benim. Ali. Yasemin'im. Ali, gönder şunu. Gönder çabuk, çabuk. Evren Bey. Ne zaman gidecek ya? Yavaş ya, duyacak adam. Duymaz o, şu an transa geçmiş. Baksana ye yapıyor susamlarla, mundar etlisi mi de. Bir yolu var. Beni Yasemin'le konuştur. Ha? Beni onunla konuştur, ne olur. Hadi yok, vallahi seni. Olmaz. Yasemin abla öldürür beni. Hadi. Zaten o hiç hoşlanmaz öyle emri valkilerden. Hadi. Sonra Evren Bey, ne olur sonra. Ali, ne yapıyorsun ya? Arıyorum, ben artık masaya yumruğumu vuruyorum, yeter. Ay saçmalama, ver şunu. Dur ya. Ya bak, arama diyorum. Ya görürsün sen. Niye paparayı gör. Selin. Efendim Selin. Evren ben. Yasemin. Benim dünyam sensiz dönmüyor. Seninki dönüyor mu? Oho! Fıldır fıldır dönüyor hem de benim dünyam. Vallahi benim seninle uğraşacak vaktim yok Evren. Benim işim başım açmış. Arama beni bir daha. Arama! Ne oldu ya? Kapattı. Ne oldu? Beni istemedi. Arama dedi beni. Ay Evren Bey dedim. Arama dedi. Belki Selin'e demiştir aferin arama. Sana yani aferin. Tam 12'den vurdun masaya yumruğunu yani. Aferin. Evren Bey! Ne yaptım ben ya? Evren Bey! Yasemin! Evren Bey! Ay! Evren Bey! Atla Evren! Sus Ali! Ay adam gidiyor ya! Evren Bey! Duruyor! Evren Bey! Çok korktum Evren Bey, ne yapıyorsunuz ya? Hadi Yasemin, aç şunu, aç! Hayda! Ada! Şimdi ben Yasemin'e ulaşamıyorum. Ada! Ben sana gelemezsem ben gelirim demedim mi? Günah benden gitti. Enişte menişte dinlemem artık. Yaparsın Evren sen bu işi. Hop! Delikanlı. Sen hayırdır yine mi geldin? Asıl sana hayırdır. Buraya gelmek için vize mi almam gerekiyor? Bak şimdi delikanlı. Sen şimdi böyle geldiğin gibi yavaş yavaş git. Sana burada ekmek yok. Aslan Bey! Aslan Bey!
ne demek oluyor bu şimdi? Evren'i eve almamak da ne demek oluyor? Evren benim arkadaşım. Ne münasebet? Heh, işte ben de bir münasebet olmasın diye almıyorum zaten. Hasan Bey, burası benim evim. Demin de söylediğim gibi Evren benim arkadaşım. Yani böyle yol kesip hesap sormak da ne demek oluyor? Bir dakika, bir dakika Belma Hanım. Benim derdim başka, sizinle alakalı değil. Neymiş acaba sizin derdiniz? Ailesel bir mesele olduğu için oraya da karışmayın bir zahmet, değil mi? Nasıl karışmayayım? Ne demek karışmayayım? Bakın, demin dediğim gibi Evren benim arkadaşım. Karışmak da en çok benim hakkım. Saksı mıyım ben? Anasın. Ben saksı mıyım? Ha? Sultanım ben hallederim. Aa. Sen sinirlen. Sen çıksana şöyle arkadaşım arkadan. Çıktım. Aslanım, ne oluyor burada? Evren, hiç korkma. Geç şöyle arkama. Seni kimse nereye yedirtmem. Aa, o ne demek? Biz insan mı yiyoruz Belma Hanım? Sen çıksana şöyle. Çıksana şöyle kadının arkasından. Çık Aslan bakayım. Bey, Aslan Bey duymadın galiba. Ben Belma Hanım'ın misafiriyim. Evet. Aa da çıktım işte. Dur. Allah Allah. Biz neyiz burada? Biz neyiz? Hayırdır? Ne istiyorsun? Hayır, senden ne? Ne istiyorsun? Hayırdır? Kendilik mi oynuyorsunuz? Aa, evet bir tanem. Beni neden çağırmadınız Aslan amca? Bak şimdi, sen şimdi bahçeye git, trenleri hazırla tamam mı? Ben birazdan geliyorum değil mi? Tamam. Hadi kuzum koş sen, koş. Sen hayırdır ya? Asıl sana hayırdır. Şşş, meydana gel, ben de çıkarım. Evrencim, kusura bakma. Çok gergin bir karşılama oldu. Malum, son zamanlarda evimizde kavga gürültü hiç eksik olmuyor. Aman sultanım ne kusuru. Olur böyle şeyler. Önemli olan sağlık, sıhhat değil mi? Sağlığımız da sıhhatimiz de yerinde çok şükür. Çok iyiyiz. Psikolojik tabii bu işler biraz da. Bazı sinir bozucu faktörler de olmasa daha iyi olacağız. Evrencim, son zamanlarda ailemizde olanlar malum. Artık ne kadar iyi olabilirsek değil mi? Hem zaten Zafer eve dönünce bir süre buralardan gideceğim kafamı dinlemek için. İnsan ayıbından kaçmak istiyor tabii. Ne dedin? Hiç. Anlamayana davul zurna az demişler diyorum. Ha. Çok çok. Trenler çoktan yola çıktı Aslan amca. Sen hala gelemedin. Vallahi bak trenleri kaçırıyormuşuz değil mi? Hadi. Hadi gidelim o zaman kaptan. Bak ya. Hadi gel. Ay Aslan amcası olmadan da yapamaz. Ben Yasemin Hanım'ı göremedim bu arada. İyidir inşallah. Evrenciğim. Sen de bu Yasemin Hanım'la bozdun. Ha, yok sultanım, genelde böyle adanın teyzelerini bir arada görmeye alışkınım da ondan yani. Yasemin de hiç iyi değil tabii. Ah. Evin içinde hayalet gibi dolanıyor. Bu kaçırılma olayı hepimiz gibi onu da çok etkiledi tabii. Biz ailecek böyle şeylere çok alışkın olmadığımız için zorlanıyoruz. Sultanım izninizle ben bir lavaboya kadar gideyim. İzin sizin. Teşekkürler. Neredesin Yasemin, neredesin? Yasemin! Yasemin! Hadi aç kapıyı bak. Bir yüzünü görüp gideyim ha. Hadi Yasemin. Gördün işte. Git hadi. Yasemin neyin var aslım? İyiyim ben. Bir şey yok.
Yasemin neden böyle yapıyorsun? Telefonlarımı açmıyorsun, benden kaçıyorsun. Sence de oturup biraz böyle konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Enişte. Enişte. Ne konuşacaksın sen Yasemin'le? Enişte bak, sen yanlış anladın. Evren Bey tam da... Hayır, yanlış anlamadınız Aslan Bey. Eğer izin verirseniz Yasemin'le baş başa konuşmak istiyorum. Olmaz. İzin vermiyorum. Aslan Bey, bakın kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama ben özürümü diledim. Siz de ön yargılarınızı bir kenara bıraksanız, bana güvenmeyi deneseniz. Bana bak çocuk, ben bir bakışta adamın ne mal olduğunu anlarım. Seni sevmedim ben. Sevmeyebilirsiniz. Güvenmedim de. Aslan Bey, bakın güvenmeyebilirsiniz ama zamanla olur bu. Yani hiç değilse öyle umut ediyorum. Şimdi izin verirseniz Yasemin'le 5 dakika yüz yüze görüşeyim. 5 dakika. Seninle de konuşacağız Yasemin. Enişte. Enişte. Yasemin, asma artık o güzel yüzünü. Bak, enişten beni bir tanısın, bütün fikirleri değişecek. Keşke her şey dediğin kadar kolay olsa. Yeryüzündeki hiçbir şey senin yüzün nasıl olmasından daha zor değil. Geçen gün şirkete gelecektin. Çok bekledim seni. Geldim. Geldim ama hiç hoş olmayan şeyler oldu. Ne oldu? Tam ben şirkete girecektim. Kötü bir haber aldım. Bir akrabamızın kızı ailesinden gizli evlenmiş. Şimdi de boşanmak istiyormuş. Ne var bunda? Yani mutsuzsa boşansın. Öyle o kadar kolay değil o işler. Tamam mı? Sen benim ailemin kaderini bilmiyorsun. Benim ailem de bahtından kaçan hayatından da kaçar. Bir daha da gün yüzü görmez. Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Yani ne bahtı? Bizim ailemizde 5 kuşaktır süre gelen bir inanış var. İlk aşkıyla birlikte olmayan mezara mutsuz girer. Yasemin, mutlu olmak için aşık olmak yetmiyor mu? Ne olursun ilk aşkın olduğunu söyle. Evren. Bak. Bahtım benim peşimi hiç bırakmayacak. Olmayacak bir duaya amin demeyelim. Yol yakınken ayrılalım. Sen de mutsuz olma. Ben de. Yasemin. Bir kere arkana dönüp gidişini izledim. Buna bir kere daha izin vermem. Gerekirse bu bahtı yıkar, birlikte yenisini yazarız. El ele. Anlamıyorsun. Olmaz. Sen benim ailemin yaşadıklarını bilmiyorsun Evren. Olmaz diyorum sana. Olmaz. Yasemin! Abla ne diyorsun sen? Kız sorma var ya, sorma, yakalanacaklar diye aklım çıktı yemin ediyorum var ya. Of, şu boşanma işi bir bitse de bir düze çıkıp rahatlasalar ya. İkisi de birbirini yiyip duruyor. Hayır, Bora da taktı yani ilk aşkı kim, ilk aşkı kim diye diye sorup duruyor. Eyvah! Bora rüzgarı bulursa ben de patlarım. Ali beni bırakır bile. Nedenmiş o? Ali ben evlendim, boşandım diye biliyor. Ne? Ne? Sus, ne yapıyorsun abla ya? Kız gidiyorsun. Şimdi şöyle, adanın durumu ortaya çıkmasın diye biz böyle bir yalan söyledik. Ama aslında olan şu... Ha, dur. Anlatma, benim devrelerimi yakma. Kızım, sizin ne yaptığınızı anlamak, sudoku çözmekten daha zor yemin ediyorum ama ya. Ama bak bir... Ay, ayağız akıllı olun. Ne yanacak, beynim yanacak biliyorum. Selin'cim bir kahve alabilir miyim lütfen? Yasemin ablacığım, rica etsek bir kahve alabilir miyiz? Olur. Ben senden istemiştim ama kalsın. Aa, bari siz yapmayın ya. Bir dakika ya. Bir dakika, nesi varmış benim kahvemin? Bir şey yok ondan.
sen sırf beni sinir etmek için böyle davranıyorsun değil mi? Yok, ne alakası var? E o zaman ne bu tavırlar? Tavır falan yapmıyorum. Sen baht dedin, ben de tamam dedim. Hayır efendim, öyle demedim. Bu bahtı birlikte yeneriz dedin. Diyelim ki yapamayacağımı anladım. Öyle mi? Benim tanıdığım Evren böyle biri değil. Yasemin, hadi sana kolay gelsin. Benim işim var. Öyle arkamı dönüp kolayca gitmek yok Evren Bey. Ben buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Böyle ensendeyim. Ensendeyim. Aa, hayırdır? Kahveye mi geldin? Yok canım, kahve istemiyorum. O zaman? İşte öyle turluyorum, bakınıyorum etrafa. Hadi hadi. Kestane şekerimi özledim de kurtul. Ay senin. Ya yok, ben yapamayacağım. Bu böyle Yasemin'i kıskandırma olayları falan, bak ben Yasemin'i gerçekten kaybedeceğim. Evren bak, bana odaklan. Bu yolda ölmek var, dönmek yok. Anladın mı? Ama Selim, benim böyle Yasemin'siz yürüdüğüm yollarda ayağıma dikenler batıyor. Ya tamam işte. Kıskandırarak o dikenleri böyle birer çiçeğe çevirmek senin elinde. Bak şimdi dozu birazcık daha arttıracağız. Hem ben sana ne dedim Evren? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın. Ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Ama çok üzülür. İyi de Evren, bunu sizin için yapmak zorundasın yani. Bizim için. Sizin için. Yasemin için. Yasemin için. Evet. Evet. İşimiz gücümüz yine kartlara kaldı. Böyle kanlı canlı karşında duruyor. Sen gidip sarılamıyorsun. Seni seviyorum diyemiyorsun. Bak bak bak. Dizmiş kartları yine önüne. Niye bakıyor acaba ha? Kime bakıyorsun? Kısmetine mi bakıyorsun acaba? Kim varmış kısmetinde? Ona mı bakıyorsun? Alacağın olsun Evren. Yani şurada burnunun dibinde duruyorum. Bir bahane bulup yanıma gelemiyorsun. Ay. Merhaba Evren Bey. Merhaba Yasemin. Ne o, şirket turuna mı çıktın? Ha. Dedim bir bakayım, dolaşayım şirketi. Tanıyayım şirkettekileri dedim. Yok şirkette tanıyacak birisi. Ha. Öyle mi diyorsun? Kestane şekerini sonsuza kadar kaybetmek istemiyorsan gerekirse bağrına taş basacaksın ama geri dönmeyeceksin. Tamam? Evren. İyi, bak bakalım tanıyacak birisi var mı şirkette? Ne diyorsun sen ya? Yasemin, müsaadenle köşemi yazmam gerekiyor. Öyle diyorsun. Öyle. İyi. Öyle olsun bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ben Selin'e yardıma geldim. Kahve yapacağım artık sizlere. Bundan sonra kahveleri benden istersiniz. Çok güzel kahveler yaparım. Yani? Hiç. Hiç olur mu? Gözlerini böyle belertmiş bize bakıyor. Özür dilerim kestane şekerim. Bütün bunlar küçük Yasemin ve Evren can için. Ne diyorsun Evren ya? Dediğinden bir kelime bile anlamıyorum bır 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 tepemde. Pırıl. Efendim? Ben seni çok seviyorum. Benimle çıkar mısın? He? Öyle mi söylenir Evren ya? Ya şok oldum şu anda. Hem bak ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani üzülmezsin değil mi? Pırıl, ben de zaten senden arkadaşça bir şey istiyorum. Ya bütün bunlar Yasemin'i kıskandırmak için. Pırıl bak, bütün geleceğim, mutluluğum sana bağlı. He? Sevap point istiyorsun yani. Tam da öyle işte. Romantik senin. Tamam. Oldu mu? Oldu. Gel. Elveda bahtımın kara yazısı. Ada işten çıkınca bir daha asla göremem seni.
Bana öyle bakma kurabiyem. Uydum Selin'in aklına girdim bir yola. Hepsi seni sonsuza kadar görmek için. Günaydın. Günaydın. Sen de mi buradaydın hiç fark etmemişim. Fark etmedin beni. Aklım neredeyse artık. Artık neredeyse. Neredeyse nerede? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben sana baht dedim, sen bana bay dedin. Biz de zaten adayla buraya herkese bay bay demeye geldik. Nereye gidiyorsunuz? Bak sen söylemezsen ben öğrenirim. Bora adayı istemeye geldi. Bizim Bora. Doğru söz. Baba adı Zafer ve ana adı Belma. Ta kendisi. Ailecek geldiler. Geldiler ama bizim kız istemedi. Tabii. Kısmet böyle şeyler. Bilirsin. Kısmet. Ada ile işten ayrılmaya geldik. Yani daha doğrusu ada işten ayrılmaya geldi. Ben zaten geçici olarak gelmiştim buraya biliyorsun. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Ada buradan ayrılamaz. Bal gibi de gideriz. Bal gibi de işten ayrılır ada. Daha sonra da evimize, yuvamıza, Bursa'mıza döneriz herhalde. Yasemin'cim, bu ara aile haritanız mühim kararlar almak için uygun değil. İstiyorsan gel haritana bir bakalım. Sevgilin kızmasın sonra. Kim? Kimse kızamaz bana. Kimse benim işime de karışamaz. Ama bu hayat memat meselesi. İstersen gel bir haritana bakalım. İyi madem. Gidelim bakalım haritama. Ne görüyorsun? Yalnız bölmezsen sevinirim. Şu anda gönül gözümle görüyorum. Pardon hocam. Bir daha rahatsız etmem sizi. Yasemin, bu karardan dönmezseniz çok büyük bir felaket kapısı aralanacak. Canım yani her gecenin bir sabahı vardır. Yani sonuçta bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Damlaya damlaya göl olur de tam olsun. Ne? Yok bir şey. Gidemezsiniz diyorum. Aa, niye gidemeyecekmişiz canım? Bizi burada tutan bir şey mi var? Açılar. Ay hanesinin açılarıyla güneş hanesinin açıları şu anda çarpışır durumda ve bu çarpışmada belirsizliği doğurur. Maşallah Allah ananı babanı büyütsün. Yasemin, durum ciddi. Bu belirsizliğin içinde ani kararlar almanız hiç doğru değil. Tabii siz bizden daha iyi bilirsiniz ani karar almanın nasıl bir şey olduğunu Evren Beyciğim. Yalnız bu ada için de geçerli. Kuzum benim ya. Tamam yani ablam istemiyordu bu işi ama hani böyle herkesin içinde Bora'yı reddetmesi falan. Hani ne bileyim hani niye böyle bir şey yaptı ya, benim aklım hiç almıyor bunu. Ay, Sultanım çek bakalım bir kart. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neymiş o tahmin ettiğin? Sultanım görüyor musun bunu? Görüyorum Evren ama anlamıyorum yani, benim için bir şey ifade etmiyor. Büyücü bu büyücü. Hırsı, arzuyu temsil ediyor. Evet, bu kartı seçen kadın güveniyle tüm dağları, tepeleri yerle bir eder. Bu da çok önemli. Dikkatli bak sultanım. Bakıyorum evet, ne bu? Karşındaki erkeği elde edebilmek için yapacağı tüm hamleler tek tek karşılık buluyor. Bana bunlarla gel ya. Başka ne diyor kartlar? Bu da çok önemli bir kart. Sultanım talih kuşu senin tepende dönüyor, dolaşıyor. Sen bir zafer kazanmış gibisin. Kazandım. Kazandım mı? Durmaya da hiç niyetim yok. Hiç anlatmıyorsun. Anlat bakayım ne oldu? Bir ödül töreni var. Tek aday olabilmem için adayı ekarte etmem lazım. Ama ben de bir şey zannettim. Sen koskoca Tuğçe Dikmez pabuç bırakır mısın onlara?
Şu kazandığın zaferi anlat bakayım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ne olmuş? Tuğçe'nin parmağı var bu işte. Ne? Ne demiş? Ne yapmış da vazgeçirmiş kuzumu Bora'dan? Yasemin, ben de tam olarak bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ama sen hiç merak etme. Ben bu işin peşindeyim. Hadi görüşürüz. Hadi. Oo, hayırlı işler. Öyle duygular bir anda bitmiyor Selin Hanım. Helal be Yasemin abla, sonunda anladın. Duygular bir anda biter mi zaten? İnsan kalbine söz geçiremiyor Selin, değil mi? Öyle vazgeçmek kolay değil. Ya insan aşkından vazgeçer mi hiç? Peki Ada neden vazgeçti Bora'dan? Bilmiyorum. Hı? Sen bilmiyorsun. Sen Selin bilmiyorsun, öyle mi? Ha? Evren dedi ki Tuğçe'nin bir parmağı varmış bu işte. Yasemin abla, ben sana mesaj demeyeyim mi? Çok iyi demlerim. Selin, otur şuraya. Dökül. Tehdit etti. Ne? Neyle tehdit etti benim kuzumu? Bora'dan uzak durmazsa ilk aşkının rüzgar olduğunu söyleyecek. Ya